oyuncularla ilgili hem de Galatasaray'ın orta sahadaki arayışıyla ilgili. Orta sahada çünkü Galatasaray güçlü en az iki tane hamle yapmak istiyor. Bir tane çok net 6 numara, bir tane de Gedson Fernandes'i az önce konuşuyorduk ya, anlatıyorduk ya. Gedson Fernandes gibi hücumda kilidi çözebilecek bir 8 numara veya 8,5 numara. Yani kreatif oyuncu arıyor. Şimdi bunları konuşacağız. Bu bölümde transferle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum sizlere. Evet, başladık. Kerem Aktürkoğlu için bakın ne denmiş. Hızlı, yetenekli ve şut yeteneği var. Adı bilinmiyor. Bu sezon Galatasaray'da şimdiden 9 gol attı. Performansı Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bazıları tarafından fark edildi. Atletico Madrid şimdiden Kerem'e ilgi göstermiş durumda. Kerem'i şu an çok rahat bir şekilde Galatasaray 10 milyon euro üzerinde satabiliyor. Yani 14-15'i zorlasa bulur Galatasaray. Ama Kerem 14'e 15'e satmak marifet değil. Luis Campos'un, Sensibil'in, bu isimler Galatasaray'a ekstra işler yapsın diye geldi. Yani Kerem'i 10 milyona satmak marifet değil. 12'ye satmak marifet değil. Remax satış görevlisi Musa Yıldız da yapar. Önemli olan 20'ye satmak, 17'ye satmak. Yani 15'in üzerinde satabilir. Bu bağlamda Kerem bu kadar piyasa yapmışken mutlaka ve mutlaka Galatasaray'a çok ciddi gelir getirecek şekilde Galatasaray satmak. Kerem Aktürkoğlu, bu ismi bir kenara yazın. Marka. Şu an dünkü performansıyla, ki bugüne kadar da hep iyi işler yaptı. İşte Marsilya'ydı, Lazio'ydu, Lokomotiv'ti. Kerem hep fark yaratan bir performans ortaya koydu. Ama bugünden sonra Kerem'in piyasası biraz daha yukarıya doğru çıkmıştır. Orada ilgilenen kulüpleri birbiriyle rekabet ettirip o en yüksek teklifi bulmak lazım arkadaşlar. O en yüksek teklifi yönelmek lazım. Aynı şey Marco ve Nelson için de geçerli. Şimdi Galatasaray'ın orta saha aradığını biliyoruz. Özellikle 6 numarada Galatasaray çok hassas. Çünkü son dönemde Galatasaray 6 numarada bir türlü aradığını bulamadı. Fernando Reges sonrası boş. Taylan işte idare ediyor. Orayı orada değerlendiriyoruz. Asuncak olmadı, Etebo olmadı, Erik Pulgar olmayacak gibi gözüküyor. Galatasaray'ın orta sahada bir arayışı var. Seka ismi de Galatasaray için ciddi anlamda yazılıyor. Özellikle Luis Campos'un takip ettiği ve önerdiği bir isim. Galatasaray sportif danışmanı Luis Campos'tan gelecek sezona yönelik flaş orta saha operasyonu. Seka. CSKA Moskova ile anlaşan Seka, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası bu transferden vazgeçince Fransa Ligi'ni avucunun içi gibi bilen Campos devreye girdi. Sarı Kırmızılar Lille'deki sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Portekizli futbolcuyla görüşmelere başladı. Devam edelim Seka ile ilgili, ki Galatasaray'ın gündeminde olan bir oyuncu. Yani orada biraz tabii hikayeleştirilmiş ama ben Galatasaray'ın transfer gündeminde orta sahadaki listesinde olduğunu size söyleyeyim arkadaşlar. Ki tecrübeli ve kaliteli bir futbolcu. Bir Gedson Fernandes mi? Gedson'u daha çok tercih ederdim tabii. Ama Galatasaray'ın da işini görebilecek, Galatasaray'ın oyununa seviye atlatabilecek bir kalite olduğunu da düşünüyorum. Portekizli, 1,86 boyunda, 27 yaşında, ne yaşlı ne de çok genç bir isim. Bu sezon şu ana kadar 19 maçta 2 gol 1 asistlik bir performans ortaya koydu. 7 tane de sarı kartı var. Biraz fazla kart görmüş. Ama Fransa Ligi'nde geçtiğimiz yıllarda özellikle yaptığı işler çok da kötü değil. Hatta iyi diyebileceğimiz, başarılı diyebileceğimiz bir performansı var. 6 numara, 8 numara ve orta sahanın solunda görev yapabilen bir isim. Ama burayı geçelim. Yani burası çok ekstrem. Asıl pozisyonu 8 numara pozisyonu. 8 numara pozisyonunda Galatasaray'ın kullanabileceği bir isim. Oyun mekanı demiş ki Luis Campos Lille'in içini iyi bilir, olur inşallah demiş. Evet. Ahmet Deren Seka, Gedson, Çıkaldağ orta sahası harika olur. Gedson'u unutun arkadaşlar. Artık Gedson'u alamayız yani. Gedson
Maalesef Beşiktaş'ın futbolcusu. Yunus Emre Seka tecrübeli, çok iyi 8 numara, aşırı dinamik değil ama teknik oyuncu. Evet, kreatif özellikleri Galatasaray'ın işini görebilecek seviyede. Seka da yine Luis Campos bu transferi elinden geldiğince bitirmeye çalışıyor. Galatasaray'a yapmaya çalışıyor. 6 numara pozisyonu da kritik noktada. Beka'yı sürekli bir şekilde yazıyorsunuz. Ben Beka'nın olma ihtimalini çok zayıf görüyorum. Sebebini de sizlere anlatayım. Galatasaray'ın takip ettiği, ilgilendiği bir isim. 6 numara pozisyonunda fark yaratacak çok dinamik ve çok genç bir futbolcu. Gerekirse 4-5 milyon euro bonservis bile ödemeyi göze alabileceğin kalitede bir oyuncu. Fakat piyasası çok yüksek. Kendisi şu an boşta. Muhtemelen çok ciddi teklifler alacak. Galatasaray'ın bu transferi bitirmesi zor. Ama takip ettiği, uğraştığı bir oyuncu olduğunu söyleyelim. Artı burada Danilo ismi de paylaşılmış. Danilo'yu bilmiyorum. Ama Seka ve Beka, bu iki futbolcu Galatasaray'ın orta sahadaki listesinde, gündeminde olan, transfer etme ihtimali olan isim. Campos'un Fransa Ligi'nden çok iyi tanıdığı bir başka orta saha oyuncusu Danilo Barbosa. Galatasaray'ın yeni sezondaki ön libero adaylarından, ayrıca Lokomotiv Moskova'dan ayrılmaya karar vermesi halinde 20 yaşındaki Beka'ya da teklif yapılacak. Daha ayrılmamış Beka'da. Ama ayrılırsa Galatasaray'ın takip ettiği sadece Galatasaray'ın değil, bence birçok İngiliz ve İtalyan takımında takip ettiğini duyuyorum. Bayağı bir teklif alacak, bayağı bir rağbet görecek bir isim. 20 yaşında, 2026'ya kadar Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi var. 6 numara pozisyonunda çok iyi oynuyor. Çok enerjik bir futbolcu. Hatırlayacaksınız, bize karşı da oynamıştı sevgili arkadaşlar. Stoper ve 8 numara pozisyonunda da değerlendiriliyor. Ama ben iyi bir 6 numara olarak görüyorum. 8 numarada çok Galatasaray'ın işini görebilecek. Yani asist ve kilit pas noktasında fark yaratacak, rakibi çözebilecek bir futbolcu değil. Öyle söyleyeyim size. Burada kariyerini görüyorsunuz. Kayen altyapısından başlayıp Lokomotiv Moskova'ya gidiyor ve orada da bu sezon gayet başarılı bir performans ortaya koyuyor. Birçok kulübün radarına da takılmış durumda. Evet. Geldik buraya. Burada da oyuncunun istatistiklerini görüyorsunuz. 17 maçta 3 asistlik bir performans ortaya koymuş. Tabii yaşı genç. Yani 20 yaşında, ofansif yetenekleri de oynadıkça, tecrübe kazandıkça artabilecek bir isim. 3 asist fena değil. Yani burada yapmış olduğu 3 asist bence çok değerli. Ayrıca yani ofansif anlamda gelişebileceğinin de bir göstergesi. Bunun yanına gelecek sezonlarda gol de koyacaktır. Onu görüyoruz yani. Zaten sertliği, dinamizmi, temposu, ikili mücadelelerdeki dayanıklılığı gayet iyi. Yüksek profilli olması beklenen, patlama yapması beklenen bir oyuncu. Galatasaray'ın listesinde. Galatasaray bu transferi bitirebilir mi? Zayıf görüyorum. Ama listede olduğu için de konuşuyoruz ve takip ediyoruz. Geldik Danilo Barbosa'ya. Tecrübeli diyebileceğimiz bir isim. Yine o da 6 numara pozisyonda oynuyor. Ama tabii bu oyuncuyla ilgili olarak ben Galatasaray'ın direkt bir ilgisi olduğunu bilmiyorum. Gazetedeki haberi paylaşıyoruz. Ama Seka ve Beka, bu iki futbolcu Galatasaray'ın takip ettiği, becerebilirse transfer etmek istediği oyuncular. Bunu sol tarafa doğru attık. Şimdi bu oyuncuya bakalım. Danilo Barbosa'ya bakalım. O da 26 yaşında, Brezilyalı. Ön libero pozisyonda oynuyor. 2023 yılında sözleşmesi bitiyor. Bu sezon pek süre alamamış durumda. Birazcık geri planda kalmış, öyle söyleyelim size. Esas pozisyonu 6 numara, 8 numara ve stoper pozisyonlarında da bazı maçlarda oynamış. Bu sezonki performansını görüyorsunuz. Zaten kiralıktan dönmüş galiba. Çok böyle bir veri yok ama geçmiş yıllarda iyi işler yapmış. Yine tecrübe katabilecek isimler içerisinde görüyorum ama Seka ve Beka. Pardon, Seka ve Beka. Özür dilerim. Yanlış oldu. Değiştirdik. Bu isimler tabii biraz daha Galatasaray için katkı vermesi yüksek olan,
veya profil olarak daha yüksek profilli oyuncular, kişisel görüşümde bu yönde. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon değiştirmek istediği, en çok hamle yapmak istediği pozisyon orta saha 6 ve 8 numara, hatta işte kreatif orta saha diyelim. Klasik bir 10 numarada gelirse hiç şaşırmam yani. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Buraya net bir şekilde hamleler gelecek. Galatasaray'ın planı bu. Listedeki isimleri de bu vesileyle konuşmuş olduk. Seka, yanlış oldu. Beka Beka ve Seka. İlginçmiş yani. Arka arkaya konuşunca da tabii bunlar normal. Evet. Seka Lille takımında oynuyor. Artu Seka Lille takımında oynayan, 8 numara pozisyonda oynayan bir isim. Berkay Güler, Talisca gelir mi? Talisca açıkçası çok zor. Kendisi 5 milyon euronun üzerinde bir para kazanıyor. Türkiye'de bu paraları verebilecek bir kulüp yok. Abi Vidal mi Seka mı demiş Galatasaraylı. Valla paraya bakarım. Eğer aynı maliyetlerdeyse Vidal'i tercih edelim. Vidal'e daha çok inanıyorum. Maliyeti çok yüksek değilse. Galatasaray'ı zorlamayacak. Ha, Seka'yı daha uzun süre kullanırsın. Ayrı bir hikaye ama Vidal direkt sana katkı verir. Direkt sana seviye atar. Çok net. Çok daha fazla güveniyorum Arturo Vidal'e. Bir yıl, maksimum 2 yıl katkı alırsın ama direkt katkı alırsın. O yüzden parası çok Galatasaray'ı zorlamayacaksa Arturo Vidal derim. Sercan Madaş, abi Getson'u alamadık. Yazın Bankalar Birliği geliyor. Hiç transfer yapamayız. Öyle değil. Galatasaray transfer yapacak. Ama yüksek profilli, yani büyük paralar ödeyerek transfer yapamayacak. Adem Çelik, abi şimdi bunları konuşuyoruz da 4 Türk kim kalacak? Belli orası da arkadaşlar, 4. Kalede Okan olabilir. Olmazsa beklerden bir tanesi yerli olacak. Beklerden bir tanesi yerli olacak. Muhtemelen sol tarafa bir hamle gelebilir. Bu şeyde oynayan, Kasımpaşa'da oynayan çocuğun adı neydi? Eren Elmalı mıydı arkadaşlar? Sol bek pozisyonda oynayan bir Türk çocuk var. O gelebilir. Yani beklerden bir tanesi yerli olacak. Kanatlar yerli olacak arkadaşlar. Sağ taraf ve sol taraf, Yunus Akgün vesaire. Kerem Aktürkoğlu satılmazsa. Artı eğer kaleci yabancı olursa Taylan veya Berkan'ı izlemeye devam edeceğiz yani. Artu Şeka diye okunuyor demiş. Peki ben Seka diye okudum. Şeka diye düzeltiriz. Eren Elmalı, evet. Eren Elmalı da Galatasaray'ın listesinde olan oyunculardan biri. Peki sevgili arkadaşlar, uzun keyifli bir yayın oldu. Bir saattir Galatasaray gündemini konuşuyoruz. Transferle bitiriyoruz. Bizim yayın akışımız hep böyle. Önce gündeme bakıyoruz. Sonrasında gazetecilerin, yorumcuların açıklamalarını değerlendiriyoruz. En sonunda da transfer söylentilerini, transfer dedikodularını konuşuyoruz ve programı tamamlamış oluyoruz. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gece saat 22'de Mehmet Toygar'la beraber özellikle Barcelona ve Beşiktaş maçlarını konuşacağız. Akşamki yayına da hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu akşam saat 22'de yine Eyüp Yıldız YouTube kanalında buluşalım. Hoşça kalın.